Evet. Bugün mıknatıslarla manyetik alan çizgilerini göreceğiz. Mıknatıslar kullanıyoruz. Bir de burada demir tozları var. Şuradan şöyle gösterelim. Iron filing istediğimiz demir tozlarımız var. Şimdi şurada önce şu mıknatıslara bakalım. Görüyor musun? Büyük mıknatıs. Üstüne tepe göze bak. Şuradan. Evet, çekiyor. Şimdi ben biraz damlatayım. Sen istersen o tarafı da göster. Normalde ne oluyor? Bak, etkilenmeye başladı. Kenarlarda çizgiler oluşuyor. Rastgele değil bak, tam düzgün çizgiler. Bunlar hep manyetik alan çizgilerini takip ediyor. Tamam? Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Gerçekten manyetik alan çizgileri var ve orada manyetik alan çizgilerine bir manyetik kuvvet etki ediyor. Şöyle netleştirelim. Şu daha güzel oldu, değil mi? Evet. Burada da demir tozları bir manyetik kuvvet etkisinde manyetik alan çizgilerini takip ediyor. Tamam mı? Peki iki tane mıknatıs kullanırsak ne olur? Ona bakalım. Şimdi şunu kenara şöyle tutayım. İki tane mıknatısı bu sefer yapıştırdık buraya. Sizce ne olacak? Eğer bunlar zıt kutupluysa aralarında bir etkileşim şey olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi bunlar sanki birbirlerini itiyorlar, çekmiyorlar da birbirlerini itiyorlar, gördün mü? Evet, aynı kutuplar birbirini iter. Şu arada bir boşluk var. O boşlukta herhangi bir, eğer aynı kutuplu olsaydı birbirini çekecekti. Ve oradan, hatta burada küçük mıknatıslarla bunu yapalım. Şimdi ben hemen hızlıca şey yapayım bunu. İstersen durdur, diğerine devam.